E soracağım lan seni. Bizim orada yılan kaçmış bir tarafımıza, ne olacağımız belli değil. Karımı soracağım bir de. Asansör düğmesi gibi geziyordum. Unuttum bir ara, varlığını unuttum korkudan. Neredeydi lan bu dedim. Allah. Sen ne anlatıyorsun be oğlum? Tamam be abi. Joker abi hoş geldin. Evet, diğer hapishane arkadaşım. İşte. Kader arkadaşım. Can yoldaşım. Allah seni kahretsin. Bir tane şarkı yaptım, müebbet verdin diye bizi müebbet ediyordu az kalsın. Allah seni kahretmesin. Adem korkmaz. Kendi kendime çok güldüm ya. Ulan müebbet diye bir şarkı yaptık, müebbet alacaktık anasını satayım. Arkadaşlar Adem Korkmaz'la barıştık. Kendisi cezaevinde çok duygusal anlar yaşadı. Devamlı bana Onur bizi yahayahlar. Artık bir ara İbrahim abi sağ ol, umudu kesmiştik gerçekten. Yani yapacak başka bir şey yoktu. Birbirimize sığındık orada. Yo, Onur şakaya vuruyor da ben yaptıklarımızı söyleyeyim. Onur, Alex ve ben evet. Orada her zaman aynı şeyi söyledik. Biz üçümüzde hiçbir zaman kendimizden şüphemiz yoktu. Vallahi billahi çok da rahattık. Ha olur ya diye. Olur ya. Çok da rahat değildik. No, o anlamda rahattık da. Evet. Şey gibi düşündük. Hani medyatik bir durumun olmasından kaynaklı. Evet. Acaba bir şey olur mu korkusu vardı yani. Onu dürüst konuşalım şimdi ya. Evet. O vardı Alex'te. Alex bir ara delirdi. Onu konuştunuz mu yayında hiç? Yok, konuşmadık da. Ne diyordu Alex? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz buradan evet. Çıkacağız ha diyor. Duruyor. Ondan sonra diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bize de bir şey olabilir ha diyor. Arkadaşlar, 5 dakika geçiyor. Gerçekten delirdi. Ciddi ciddi. Böyle yaptı kalkıp. Biz yakacak lan. Gerçekten böyle şeyler söyledi. Durduk yerde. Dur iki katını açalım Adem. Bir dakika. Hadi. İki katını açalım. Evet açalım. Buyurun. Arkadaşlar. Yeter çok da konuşmayalım. İki katı buyurun. Saçları da çok güzel bu arada gerçek hayatta. Şey gibi durmuyor. O nasıl bir şey takmışsa kafasına. Saçları da güzel duruyor. Bir tane şarkı söylemedi biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu herif cezaevindeyken, şimdi beni duymuyor rahat rahat söyleyeyim. Bir tane şarkı söylemedi. Hediye gelmiyor diye. Ulan bir tane şarkı söyle, bir tane şarkı söyle. Yok ama bir tane şarkı söylemedi. Çünkü niye hediye atan yok ona o sırada. O yattı uyudu, döner yedi. Yemek ne zaman gelir Amir Bey? Yemek ne zaman gelir Memur Bey? Biz ne olacağız? Ulan bir tane şarkı söyle lan bize bari. Lan cezası adam. Bir tanesi birazcık mırıldandı, onu da geride bıraktı. Vallahi bu 1907 teşekkür ederim. Hiç şey yapmıyor. Duyuyor musun beni Adem şu an? Diyorum, sesini açıktı yalan bende. Bir tane Allah. Şarkı söylemedin lan. Doğru söylüyor. Bir tane söyler gibi yaptım, baktım hiçbir şey geldiği yok. Nakarata girmeden bıraktım. Ulan 14 tane adamız nezarette. 100 lira çıkmadı hepimizden, 100 lira biliyor musunuz? Bay Yargı ısmarladı yemekleri. Bize yemekleri başkaları ısmarladı. İşte arkadaşlar durumumuzu görün. Burada o kadar da fazla bir şey yok bizde. Başkaları yemek ısmarladı bize. Allah kahretsin ya. Adem, tabii, alışabildin mi peki? Alıştım ya. Tabii ilk gün ben uyuyamadım. Yani sevinçten mi, şeyden mi falan. Başka bir şeydendir o. Ben de uyumadım ilk gün. Normal. O Zişan diyordun ya, Zişan falan. Evet. Neler dedi az önce yayında bana? Sen hasta oldum, sana çıldırıyorum. O falan dedi bak. Sana mı dedi? Herhalde hiçbir şey yapmadım. Sen orada full kovaladın bir de ona rağmen. Sana Allah. Dedim aptal kovalama dedim. Öyle yaparsan olmaz dedim. Ben kovaladım. Uzak dur dedim. Bak ben hiç suratlarına bakmadım, neler diyor bana. Ben ayarlayacağım. Ben onu ayarlayacağım. Ben onu kafaya koydum. Ben onu ayarlayacağım. Böyle bir adam yok arkadaşlar. Yemin ederim size ya. Kulağım bir daha ya. Mapushanede bile kız kovalıyor. Karı koğuşunun önüne pusu kurdu pusu. Yemin ederim. Pusu kurdu karı koğuşunun önüne. Görkem abi sağ olun. Teşekkür ederim. Abi söyle bir şarkı söyle lan. Söyleyeyim. Söyle bir şarkı. Kendi şarkımı açıyorum.